Herkese merhabalar. Bugün sizlere Shutoff yani 4 yol vananın ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını ve değişiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle 4 yol vanamızı şu şekilde gösterelim. Out ve in yazmakta. Şöyle 4 adet hortum girişi mevcut. Her birine ayrı bir hortum takılmakta. Bu parçanın yani Shutoff'un asıl görevi şebeke suyu ile yani kaba tortu filtrelerden geçiş yapan su ile saf suyun birbirine karışmasını engellemektedir. Biz bu parçanın 200 senede bir filtre değişimi ile birlikte değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu parçanın da filtreler gibi belli bir kullanım ömrü olduğundan daha sonra tekrar bu parçayla değişimiyle uğraşmamak adına filtre değişimi ile birlikte bu parçayı da değiştirirseniz filtre değişiminden sonra en azından bu parçanız arızalandığında tekrar bununla uğraşmazsınız. Şimdi 4 yolu vanamız arızalandığını nereden anlarız? Öncelikle musluktan suyu alıp içtiğimizde şebeke suyuna yani hiç arıtılmış suya benzemeyen bir su içersiniz. Yani suda klor tadı veya kokusu oluşacaktır. Bu sorunun nedeni ise Shutoff arızalandığı için arıtılmış su ile atık su birbirine karışmaktadır. Bu da suyun tadını bozmaktadır. Yani bu parçamız arızalandığında çaydanlığınızın dibinde klor yani beyazlanma da olacaktır. Şimdi Shutoff'umuzun bağlantısı nasıl yapılır? Bunu gösterelim ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Bunlara parmak basalım. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi üzerinde şöyle in ve out yazmakta. Out yazısının olduğu kısım bakın şöyle bir tarafta out yazar bakın diğer kısımda hiçbir şekilde yazı yoktu sadece bir tarafında out ve in yazar bakın out yazımızın şöyle çevirelim şu şekilde out yazısının olduğu kısım membran kabının girişine takılı olan hortuma gidiyor bakın out yazısı hemen yanındaki giriş membran kabının girişine giden hortum takılıdır. Daha sonra in yazısına bakacağız. Şöyle gösterelim. Daha sonra out taktıktan sonra in yazısını hemen altındaki girişe takacağız. Bu ise bakın 3 numaralı filtreden gelen hortumu direkt in yazısının altındaki girişine takıyoruz. Daha sonra out yazısının altında ya da yanında kalan kısmı ise şöyle onu da şöyle gösterelim. Bakın out yazısı hemen yan kısmında yani yanında veya altında kalan kısım ise tatlandırıcı filtremizin T kısmına girişine girecektir. Yani tatlandırıcı yerine burada mineral, alkalin veya detoks filtre de olabilir. Sadece T dirseğimiz hangisine takılı ise T dirseğimizin hortumunu buradan Shutoff'umuzun out yazısının altından bu hortumu buraya takıyoruz. Bir sonraki girişimiz ise in yazısı yani şekilde in yazısının altında şöyle veya yanında bulunan kısım için. Burası ise şunu da daha detaylı check valve'imiz yani membran kabımızın alt kısmında yani daha çok sağında bulunan kısımdan çıkan check valve'den gelen hortumu ise in yazımızın altında bulunan girişe takıyoruz. Bu şekilde Shutoff değiştirme işlemimizi tamamlamış bulunuyoruz. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bu tarz videoların devamı ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dileriz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.